Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Eskişehir'deyiz. Değerli abimiz Hayati Can abimizin yanındayız. Hayati abimiz Şebap kuşunda çok iyi bir seviyede. Hem miski olarak hem kürenk olarak çok güzel kuşlar besledi. Camiada çok değerli abilerimizden bir tanesi. Sizlere de bu güzel yayını sunacağız, anlatacağız. Hayati abi merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şeref nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen. O şeref bize ait abi. Çok merak ettiğim kümeslerden birisiydi. Uzun zamandır da iletişimimiz vardı ama gelememiştim. Sen geldiğinde de ben İstanbul'da müsait değilim. Böyle abi. Gecenin yarısı bu Şebap keyfi. Bugün arkadaşlar özellikle çekimler için yollardayız. Güzel çekimler yapacağız. Konya'dan, Ereğli'den, Niğde'den. Yolumuzun üzerinde de Hayati abiyi Eskişehir'den özellikle geçip ziyaret etmek istedik. Gecenin de 1.30'unda sağ olsun bizi ağırladı. Abi bu Şebap da biraz böyle bir iş. Yani gece yarısı bile yok yani. Burada değil mi? Dost arkadaş gelince... Bu çok özel bir şey. Yani burada vaktin ve saatin hiç önemi yok. Bu ayrı bir camia. Bu camia güzel bir camia. Bu işte bir paylaştıkça güzel. İşte böyle sizin gibi değerli arkadaşlar buraya geldiği sürece. Sağ olun. İşte biz de kuşlarımızı paylaşıyoruz. Biz mutlu ediyor böyle şeyler. Teşekkür ederiz Hayat abi. Seni biraz tanıtmak istiyorum. Sonra kuşlarımıza geçeceğiz. Arkadaşlar... Kürenk Kulübü YouTube kanalımız her gün büyüyor. Biliyorsunuz 2000 sayılarına, 2000 abonelere ulaştık ve inşallah daha büyük rakamlara ulaşacağız. Özellikle Şebap başta olmak üzere her türden güvercinleri de, güvercin besleyen hobidaşları, arkadaşları da kanalımızda paylaşıyoruz. Hayati abiyi sizlere tanıtmak istiyorum. Hayati Can kimdir? Ne iş yapar? Kaç senedir Şebap besliyor? Bize bir kendini tanıtır mısın abi? 1970 Eskişehir doğumluyum. Benim asıl mesleğim yarış atı yetiştirmek ve yarış atı koşmak. Şebap camiasına da işte 2014'te bir arkadaş vasıtasıyla girdim. İlk önce kürenkle başladım. Daha sonra miskiye döndüm. Şimdi hem kürenk hem miski besliyorum. Tabii herkes gibi ben de hep iyisini istiyorum ama daha bulamadık. Bulmaya da çalışıyoruz. Göreceğiz. Bu işin sonu yok zaten. Hep iyiler bitmiyor. Hep iyiler çıkacaktır yani. Bunu hobi olarak yapıyorum. Kaç takım kuşun var abi? 5 takım kuşum var. 5 takım maşallah. Şimdi Hayat abi hem kuşlarımızı getirelim. Sen kuşları izlerken, seyrederken, bize anlatırken hem de sana Şebap'a dair bazı sorularım olacak. Özellikle merak ettiğim at yarışında çok iyi bir seviyedesin. Yani bu işte bir sürü şampiyona at yetiştirdin ve bunları besledin. Şebap'la at yarışının ortak noktaları var mı, benzer noktaları var mı? Bunları konuşacağız ama önce masadaki bir kuşumuza dönelim. Bu kuşumuzu bir anlatalım. Tamam. Masada güzel bir dişi var. Kürenk bir dişi. Çok hoşuma gitti abi. Lacivert bir dişimiz. Lacivert künyeli bir kürenk dişi. Kürenk gibi kürenk dediklerimizden. Ağzı, gözü. Hayati abi lacivert künyeli bir dişi. Herhalde yeni yumurtasını yapmış biraz ya da yumurta hazırlamış. İlk yumurtasını yapmış. Şimdi bugün yapmış. Üstünden kaldırdım. Bu Erzurum'dan geldi bana. Erzurum'dan işte Bünyamin'den Sinan Bey'e geçti. Sinan Karagülle'ye. Sinan'dan da işte kırmadı sağ olsun, o da bana verdi. Midyat'ta bir erkeğim vardı benim, Kadir Kaya'dan almış olduğum Midyat'ta oğlu vardı. Onu buna eş almıştım. Ama maalesef Midyat'ta oğlunu kaybettim. Bu yalnız kaldı şimdi. İşte buna erkek alacağım işte, mutludan alabilirim. Sağ olsun. Kime sevindin abi? Seni çok seviyoruz. Fehmi'den alacağım. Fehmi başkanından çalışalım. Arkadaşlar buradayken. Allah razı olsun. Hangi erkeği yakıştırırlarsa versinler hemen talibim. Vallahi bir şey... Ama cesur olur ama Yusuf olur, hiç fark etmez. Abi küme sevindin de ayıp ediyorsun. Şakası bir yana biz seni çok seviyoruz bu camiadan. Senden ricamız da lütfen bu Şebap camiası senin gibi değerli abilerimizle nezih bir ortama sahip ve hep bunları örnek gösteriyoruz. Lütfen farklı ırklar beslesen de bizim camiamızdan ayrılmamanı, bu Şebap'ı da sonuna kadar götürmeni, bu işe katkı sağlamanı istiyorum. Şunu da gururla söylüyorum. Senin yetiştirdiğin çok iyi kuşlar, çok iyi kümeslerde de sergileniyor. Yani buna da rest geliyoruz. Bir yere gittiğimizde bir kümese, Bursa'da, İstanbul'da bu kuş nelerden dediğimizde senin bileziklin çıkıyor. Sana ait bir kuş çıkıyor. Bu da bize mutlu ediyor. Yani sadece... Bu işin alan birisi değilsin, yetiştiren camiaya sunan da bir insansın. Bu konuda var mı söylemek istediğin bir şey? Şimdi tabii yarış atı yetiştiriciliği gibi olmasa da kuşlarda da bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü benim atlar üzerinde yapmış olduğum işte ırk, ıslah, damızlık anlamında
bildiğim şeyleri işte kuşlarda da uygulamaya çalışıyorum ama pek de olduğunu söyleyemem. Mesela yani, ne gibi ortak noktalar var yarış atıyla kıyasladığın zaman? Ortaklıklar hani ya bak biz yarış atında da bunu böyle yapıyoruz işte damızlık eşlerken şebapta da böyle oluyor. Bakım olarak benzerlikler var mı? Nasıl özetleyebilirsin abi? Bize çok uzak çünkü yarış atı da o yüzden merak ediyoruz. Şimdi atlar gibi bunları eşleştirme şansımız yok. Onlarda nasıl soy takip edebiliyorsak bu kuşlarda da aynı şeyi takip edebiliyoruz. Yani mesela atlarda yakın ilişkiler olmuyor ama kuşlarda oluyor. İşte babayı kızına vurabiliyorsun, işte kızını abisine veya işte amcasına vurabiliyorsun ama atlarda bu tarz şeyler yok. Bunlar daha farklı. İşte benim işte ben bu camiaya daha yeni giren biri olarak duyduğumu, öğrendiğimi, eleştiriye açık olan biri olarak da işte öğrenmeyi de çok seviyorum. Duyduğumu veya işte öğrendiğimi getirip kendi kümesimde uygulamaya çalışıyorum. İşte kimi kimden eşlerim, kimi kimden yaparım. Birkaç çalışmadan sonra doğruysa devam ediyorum. Evet. Doğru değilse eş değiştiriyorum. Aynen. Peki abi kürenk kuşunda senin için olmazsa olmazlar nelerdir? İyi bir kürenk kuşu nasıldır? Yani şöyle tabii ki özellikleri tam olması hepimizin istediği şeyler ama hani bir kümesli bir kuşta şebapta öncelik verdiğin noktalar nelerdir? Onu merak ediyorum. Şimdi ben yetiştirmiş olduğum kürenklerden biri sarılarda şampiyon oldu dişilerde. Emeğine sağlık. Tebrik ederim. Şimdi tabii göz, ağız, renk, bir bütünlük. Benim aradığım özelliklerden bazıları. Zaten bu tartışmasız zaten bu kürenk camiasında da böyle olması gerekiyor. İşte son zamanlarda önceden elleri yokmuş. İşte son zamanlarda el koymaya başladılar. Biz de öyle bir şeyler yapalım diyedik. Ama tabii ben işin kolayına kaçıyorum. Hep ellerini alıyorum. Yani işin bitmişlerini almaya çalışıyorum. Olmuşlarını almaya çalışıyorum. Çok güzel. Ben o kadar sabredemiyorum. Kürenk de çok farklı kuşlar. Miskiler de çok farklı kuşlar. Ben ilk başladığımda kürenkle başladım. Daha sonra miskiye geçtim. Şimdi biraz miskileri görelim abi senin. Hani videoyu çok uzatmak istemiyorum. Tabii. Özellikle dostlarımıza çok güzel miskiler göstereceğimize ben inanıyorum. İnşallah. Bu dişini çok beğendim. Çok güzel. Güle güle besle. Yetiştirenin emeğine sağlık. Yetiştirenin emeğine sağlık arkadaşımızın. Gerçekten kürenk gibi kürenk. Gece beyaz ışıkla bakıyoruz ama rengi çok tatlı. Ağzı gözü çok güzel. Kafa şekli çok güzel. Yumurta hazırladığı için biraz bir belinde tabii, şey var tabii, ama güle güle besle. Şimdi miskileri görelim abi. Tabii ki. Hayat abi çok güzel bir erkek. Pusula erkeğin oğlu. Pusula miski. Yaşı oğlu, kaçtır? Bileziği nedir kahve abi? Kahve sonu. Yetiştiricisi Sinan Karagül'le. Sinan'dan almıştım sağ olsun kırmadı beni. Emeğine sağlık çok güzel. Böyle miskileri uzun zamandır görmüyordum. Yani Pusula zaten çok star Pusula, bir kuştu. Tabii ki yani. Çok iyi yavrular verdi yani, miskide. Bu camiaya büyük hizmetleri var. Aynen öyle yani büyük... Bu dişiyle mi eşettin bunu? Kürenk dişiyle mi eşettin bunu? Yok değil. Hani olabilir bunlarda kürenklik de verebildiği için o bunu yüzden sordum. Antalya'da bizim Mustafa Gülgen Bey'den almıştım bir dişi. Onunla yaşadım. Babası Haydut, annesi de Monika dişi. Onun bir kızını almıştım. Onunla yaşamıştım. Peki abi burada yol üstündesin hani ama nasıl çok misafirin oluyor mu? Gelen giden çok oluyor mu? Yani bana fazla gelen yok. Ankara festivalleri olduğu zamanlar geliyorlardı. Ama festival yeri değişince işte otomatik olarak yollar da değişti. Evet. Şimdi bazen geliyorlar işte Eskişehir'e kadar geliyorlar. İşte bana konum at diyorlar. Konum atıyorum. 50 kilometre uzak olunca bir dahakine gelelim diye çok oluyor yani. Çok oluyor. Çok oluyor. Gelmeyen yani kaçırır böyle kuşları evet, görmemek için. Gelmeyen gidiyor abi. Evet. Sağ olsun. Hepsinin sağ olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz hepsine. Şebap camiasını nasıl özetlersin? Camia olarak, şebap kuşu olarak nasıl görüyorsun? Birçok farklı hayvan besledin. Birçok hobide uğraştın. Biliyorum ki bunlarla ilgili bir sürü camiaya girdin. Bizim şebapta da bazen kısır çekişmeler olsa da güzel bir ortamımız olduğuna inanıyorum ben şahsen. Sen nasıl değerlendiriyorsun abi bu camiayı? Şimdi Şebap Camiası'nda yapılan her şey bence ileriye gideceği içindir. Yani işte kürenk kulübünün işte miski kulübüyle veya miskillerin işte kürenklerle yapılan eleştiriler insanları doğruya götürecektir. İnsanlar bunlardan aldığı sürece ama. İnsanlar birbirlerini kırmasınlar. Bu camia güzel camia. Ben işte farklı dallarda farklı hayvanlar da besledim. Ama bu camia elit bir camia. Bu camianın kıymetini bilsin herkes. Süper yorumladın abi. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür kuşunu ederim. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Pusula zaten istisna bir kuştu. Evet. Fehmi Çalışkan Başkanım da bulundu en son. Onda maalesef öldü ama ben görüyorum ki çok güzel yavrular verdi. En son Fehmi Başkan Murat Sabuncuoğlu abimize verdiğin yavru da çok güzel olmuş. Emeğine sağlık. Bu Sinan Karagüllü abi bu kuşlara değer kattı, hizmet etti. Tabii ki. Kendisini de buradan yad etmek istiyorum. Sinan abimize de
selam ediyorum. Güzel kuşlar yetiştirdi. Çok güzel. Bir de bunun dişisini merak ettim açıkçası. Bir de dişisini görelim mi abi? Dişisini görelim abiciğim. Midyatlı'nın lacivert kızı. Kızı. Midyatlı erkeğin direkt. Midyatlı erkeğin lacivert kızı. Bunun annesi de Can Bey'le Antalyalı dişi Mustafa abiden aldı. Maşallah. Bu kimde çıkma abi? Bir yetiştirsin. Kendinde çıkma. Vallahi seni tebrik ediyorum abi. Çok güzel kuşlar yetiştirmişsin camiye. Bu da onlardan bir tanesi. Alt takımı da çok güzel, dikliği de çok güzel. Şu anda tüyü de çok daha iyiydi. Ama şu künyesine demiştim bunun abi. Lacivert. Lacivert, genç bir kuş. Evet. Maşallah. Bir erkeği alayım da dişi tek başına bir kalsın istiyorum. Sonra erkeği koyacağım. Ötmeleri de bir güzel ama dişiyi şöyle bir tek seyredelim. Ağzı, gözü, sen hani genel olarak bu yapıya da önem veriyorsun ağzına, gözüne. Ya biraz daha formatçıyız tabii ki. Yani herkesin olduğu gibi. Evet. İşte ilk bakışta işte belki tamam, belki kriterlerde renk önemli ama yani artık formata gidiyor insanlar. Yani renk ne kadar bilmiyorum ki. İnsanlar renk de önemli ama formattan sonra yani bir öncelik yapacaksak önce yani çok renkli bir kuş. Çok renkli bir kuş. Hiç formatı yoksa hiçbir anlamı kalmıyor. Normal oyun kuşu gibi gelebiliyor. Şu albenisi görselliğidir. Görsel. Zaten. Zor olan tarafı, bütünlüğü, genel görünümü. Ama renk olayını bir şekilde çözülebilir yani. Renk çözülüyor evet. Ama format çözülmüyor. Peki ya, çözülmese de yani istediğin neticelere yakın bir şekilde şey yapabilirsin. Değil mi? Rengini çevirebilirsin. %100 katılıyorum Fehmi abi sana. Peki abi, atlarda da böyle renksel, görsel, anatomisel özellikler önemli midir? Yani sadece yarış performansı mıdır atı iyi at yapan, yoksa bakınca da ya bu atın bu görselliği, bu anatomisi, işte ne bileyim bu rengi, böyle detaylar var mı? Bilmediğim için soruyorum. Tabii şimdi çok absürt bir soru da gelebilir sana. Yok estağfurullah, ne demek yani. Açılık biraz daha farklı, dediğim gibi başta da söylediğim gibi. Yani atlarda ilk önce eşleştirmeleri doğru yapmak lazım. Sonra doğduktan sonra işte fiziksel, işte yarış hayatı, bunların damızlık olup olmayacaklarını, işte geleceğe dair hedefleriniz varsa ona göre eşleştirmeler yaparsınız. İşte fiziği, anatomisi, konformasyonu, işte dandan olmaması gerekir bir damızlık yapacağın, işte dişinin veya erkeğin, ki taylarına vermesin. Bunlar özellikler de, bunlar da önemli yani. Tabii, tabii. Her canlının özelliğinde olduğu gibi, bütün şey, kuşlarda olsun, atlarda olsun. Çok güzel. Maşallah. Bu atçılık benim işim. Şevap zevkim. Zevkim. Evet. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Belki bunu başlıkta da kullanırız. Atçılık benim işim. Şevap benim zevkim. Böyle bana bir atla ilgili bir fotoğrafı da atarsan hem kapakta seni böyle can atla kardeşler atarım. Can kardeşler aynen. Paylaşırız. Güzel bir YouTube çekimi olacak. Peş peşe bugün, yani bugün yarın gezimizde çekimler yapacağız. İnşallah kısa sürede de bunu yayınlayacağız Hayat abi. Memnun oldum. Çok güzel bir kuşlarım var. Yani sağda solda zaten dediğim gibi denk geliyordu. Hatta bir dönem müşteri olup almaya çalıştığımız kuşların da denk geldi. Evet. Çok güzel bir miski erkekti. Ama şu ana kadar gördüğümüz iki tane kürenk dişi de gerçekten bana keyif verdi. Kürenk kulübü olarak 2018 yılında kurulduk. Sen de camiadan takip ediyorsun. Şu ana kadar yaptığımız faaliyetleri nasıl buluyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun bir şebap sever olarak? Yani Kürenk Kulübü'nün yapmış olduğu şey başta Şebap Camiası'nın bir hizmettir. Bu bir adımdır. Tamam, belki Kürenk adı altında toplanmışlardır ama camiayı ileri götürecek adımlardan birini atmıştır. Bunu herkes yapabilir. İşte her kategori yapabilir. Ama Kürenk Kulübü bir liderlik yaptı. Kürenk Kulübü bunu başta çekti. Kimse kimseye demiyor ki yani tamam Kürenk Kulübü yaptı, işte maviler de yapmasın, öteki miskiler de yapmasın, kimse kimseye demiyor. Ben şöyle yorumluyorum, yani bu camia için yapılan her olumlu adımın arkasında ben varım. Teşekkür ederiz. Biz sana bu yapıcı, bu gerçekten ileri görüşlü yorumların abi çok değerli bizim için. Biz de inan ki bu maksatla yola çıktık. Aslında Kürenk Kulübü bizlerin bir araya gelmesinde hani bir şeyler yapmak istersin ama bir araya gelmen için bir hani bir markaya ihtiyacın vardır. Bir topluluğa ihtiyacın vardır. Bizim de Kürenk Kulübü bir markamız oldu. Bir derneğimiz oldu. Bir resmiyetimiz oldu. Ama bunun altında yaptığımız her hizmet camiadaki bütün şebap severlere, şebap kuşuna ait bir hizmet olduğunu inanıyoruz. O yüzden bazı şeylerde öncülük etmek istedik. Çok güzel sergi yaptık. İlk kez aşı kampanyaları yaptık. Her üyelerimize aşı gönderdik. İşte değişik objeler yaptırdık. Kürenk Kulübü ile alakalı insanların evinde bile arkadaşlarına gösterebilecekleri bir YouTube kanalı kurduk.
mobil aplikasyon, pedigre programı kurduk. Hani birçok şeyde liderlik yaptık. Bazen belki yanlış anlaşıldık, bazen belki ayrımcı gibi gözüktük ama ben her seferinde ben ve arkadaşlarım aynı şeyi söylüyoruz. Bizim aslında amacımız bu camiaya bir hizmet. Şebap kuşu çok değerli bir kuş, çok güzel bir kuş. Bu kuşu hep beraber insanlara doğru tanıtalım, bu camiayı da onu tanıtalım. Yeni insanları, sizin gibi hem iş adamı, hem değerli, hem hobidaş insanları da aramıza çekelim ve bu kuşu tanıtalım istiyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sizleri bu camiada, bu şebapta görünce abi. Ben burada bir araya girebilirim. Tabii buyur abi, özür dilerim. Ben şimdi estağfurullah, yani bitmekte olan şebabı aslında 2018'de kurmuş olduğunuz Kren Kulübü'yle bir anda hareketlendirdiniz. Ama iyi dediler ama kötü dediler. Ama o ara, o dönemde ben kendi izlenimim, o ara camia biraz sekteye uğradı. Kimse kimseye gitmiyor, işte kimse kuş göstermiyor, işte sergiler bitti falan filan. Ama Kren Kulübü bence o durağan dönemi atlatmaktaki en büyük olaylardan biridir bence. Çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir yorum yaptın abi. Biz de aynı düşüncedeyiz. Bir iki yıllık bir taze can kattık, bir hareket getirdik. Evet. Şu anda tekrar bir pandeminin etkisiyle beraber bir durağanlık var. İnşallah bizler, yolda Fehmi Başkanım'ın da yine benzer bir yorumda bulundu. Tekrar çok farklı projelerle tekrar canlandıracağız, tekrar bir heyecan getireceğiz. Tekrar iddialı ve özellikle şebabı tekrar keyif alacağız. Mesela yolda şunu konuştuk, yolculuk yaparken de bazı çok değerli abilerimiz zaman içerisinde ayrıldı. Bu insanları da tekrar nasıl kazanırız, tekrar nasıl bir etkinlik yaparız, onları da davet ederiz. Tekrar bir hani o kuşu görünce bir aşkları depreşir, bir takım da olsa koyarlar. Hani bunları, inan ki bunlar için kafa patlatıyoruz, bunlar için kafa yoruyoruz. İnşallah bunları da başarırız. İnşallah, yani yolunuz açık olsun. İşte başta da ifade ettiğim gibi, yani bu camia için atılan her adımın arkasında ben de varım. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Dişi can kız dediğimiz erkek bu nelerden abi? Erkek biraz önceki Miskin'in oğlu, Lacivert oğlu. Lacivert oğlu, maşallah. Bu da yani pusulanın torunu oluyor o zaman. Tabii ki. Torunu oluyor. Abi bu arada başarıların da burada, şampiyonlukların. Evet, başka evet. Şampiyonlukların da var bildiğim kadarıyla. Atlar da var, bunlar da bu kadar abi. Bunlar da bu kadar. Aynen. Emeğine sağlık ama kısa sürede büyük bir başarı. Yani şöyle söyleyeyim abime. Gerçekten şebap kategorisinde derece alabilmek, şampiyon olabilmek özellikle kürenk ve miski dalında çok zor. Ballıyım demek. Yok yani bence ballı açıklanamayacak bir şey. Bu senin iyi kuşlar yetiştirmen. Ben biraz daha hazır kuş aldım mesela. Birinci olduğumda hazır bir kuş almıştım. Ama zor yani. Gerçekten öyle kolay değil. Tabii ki. Yani bu iş gerçekten, çünkü çok büyük bir rekabet var. Çok büyük yatırımlar yapıyor insanlar. İyi kuşlar yetiştiriyor. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum. Yani şampiyonluk kolay bir şey değil. Dişini çok beğendim. Suratı, Murat'ı çok güzel. Evet, mor bir daha çok bu. Böyle miski malzemesi olarak, yani miski üretimi olarak değerlendiriyoruz. Aynen. Doğru mu abi? Bunlar üç kardeşlerdi. Ben onları işte miski, biraz daha işte bunun ablası, beşinci olanlardan bunun ablası. Ondan sonra bir miskim Kadir Bey'e vermiştim, Kadir Kara'ya. Bunu da kendime bırakmıştım. Bu Asalet ve şeyin, Can Bey'in kızı. Can Bey. Mor dişi. Biraz yumurta yaptığı için böyle şey şimdi duruyor, salık duruyor ama hayvan aynen, güzel aynen. Bir hayvan. Belindeki yumurtadan dolayı biraz pıstı. Peki geziyor musun? Yani Türkiye'de kümesleri ziyaret ediyor musun? Farklı kuşlar görüyor musun bu konuda? Son zamanlarda gezemedim. Yani son zamanlarda kaybetmiş olduğum bu anlamda çok şey var tabii. Yani görsel anlamda işte ne kadar gezersen o kadar bilgi sahibi oluyorsun, işte kendi kümesindeki işte kuşları ona göre değerlendiriyorsun. Son bir iki senedir bu konuda zayıfım. Ama tabii işte pandemi belki de o etkiledi, belki de bizim işte işlerin yoğunluğundan belki de kaynaklandı. Ama bundan sonraki hedefim Türkiye'yi gezmek. İnşallah. İnşallah. Unutamadığın böyle senin çok beğendiğin damızlıklar, kuşlar, hani birkaç tane sayacak olsan senin Türkiye'de nelerdir şebap olarak şu ana kadar gördüğün, değer verdiğin önemli kuşlar hangileridir? Ben pusulayı çok beğeniyordum. Pusulaya da iki kere de talip oldum. Bora Bey'le işte bir şekilde anlaşamadık. Sonra değerli kardeşim Fehmi'ye geçti zaten. Komisere talip oldum. İşte bu benim saymış olduğum zaten en iyiler. Miskiye ses getiren kuşlar. Miskiye yani biz işte kuş. Tepeden başlayalım dedik. Onlara talip olduk. Dişiye gittik işte. Asalet dişi dediler. Çorlu'dan Mehmet Emin İfsat sağ olsun kırmadı o zamanlar bizi. Gittik onu aldık. Ondan sonra işte Can Bey'i aldım. Mahmut Kara'dan sağ olsun. İşte o da kırmadı bizi. Gecenin 3.30'unda gittik aldık onu. İyi kuşlar var bu camiada. Benim işte Can Bey'im bana göre lüks bir kuştu. Çok güzel kuş. Lüks bir kuştu. Kadir'deki Oros lüks kuş.
Yani ben gördüklerimi ifade etmek istiyorum. Tabii tabii gördüklerini merak ediyorum. Göremediğim muhakkak güzel kuşlar var. İşte Kürenkler'de işte efsane Yusuf. Çok işte mesela Kadir'de bir kuş gördüm. Kürşat. Kürşat erkek. Oroz ve işte gene Yusuflara dayanıyor. Çok güzel bir erkek. Yani istisna kuşlar var gördüğüm kuşlar arasında. Ama tabii görmediğim değerler de vardır. Muhakkak vardır. Yani Cesura, sizin Cesura ben ilk talip olanlardan biriyimdir. Allah Allah. Tabii ki. Nasıl oldu o mevzu? Mehmet Bey'le işte anlaşamadık o konuda. Fiyat konusunda anlaşamadık. Yoksa ilk talip olanlardan biri benim. Yoksa benim kümesteydi yani. Allah senden razı olsun abi. Öyle oldu. Bana bir iyilik yapmışsın zamanında. Aa, çok star bir kuş. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Esprisi bir yer ama bilmiyordum bu mevzuyu. Aa, Allah razı olsun. Ya bizim çok sevdiğimiz bir kuş da o yüzden. Hani böyle bizde duygusal bağı olan bir kuş. Teşekkür ederim. Abicim çok keyif aldık. Yani ben yanına gelmek istiyorum. Tabii ki. YouTube kanalımıza lütfen rahatsız olma. Yani seninle yayın yapmak, seni ziyaret etmek gerçekten çok keyifli. Bir sürü de daha farklı kuşlar var. Biz onları da izleyeceğiz. Biraz da ben YouTube çekimlerinde her şeyi çekmek istemiyorum. İnsanlarda merak da olsun, gelsin, kuşları da canlı görsünler istiyorum. Çok teşekkür ediyorum abi. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizi izleyen herkesten de tek bir ricamız var. YouTube kanalımızda hizmet yapıyoruz. Sizlere güzel çekimler sağlıyoruz. Değerli dostlarımızı, abilerimizi, büyüklerimizi sizlere tanıtıyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak, beğenmek ve yorum yapmak. Eleştiri yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, tavsiyelerinizi söyleyebilirsiniz. Ve bizler de bunlarla kendimize yol çizeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz.